Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Ben çocukluğumdan beri süper kahraman dizilerini ve filmlerini izlemeyi çok seven birisi oldum her zaman. Yani eski dönem, yeni dönem, Marvel'mış, DC'miş, bağımsızmış hiç fark etmez. Hepsini izlerim. Fakat bugün konumuz olan Daredevil'ın hem dizisini hem de eski filmini bir türlü sevemeyenlerden birisi oldum ben. Biliyorsunuz o filmde Daredevil karakterini Ben Affleck canlandırmıştı ki ben o dönem Ben Affleck'i de çok seven bir adam değildim. Büyük ihtimalle bu triggerlamıştı. Ha, oyunculuğu nasıldı, film senaryo nasıldı bunlar tartışılabilir ama ben beğenmemiştim. O filmde çok hoşuma giden sadece Colin Farrell'ın Bullseye rolündeki performansıydı. Benim hoşuma gitmişti şahsen. Farklı bir karakteri görmek hoşuma gitmişti. Zira dizide de çok fazla keyif aldığımı söyleyemem. Fakat karakteri seven birisiyim. Bu yüzden Kotobukiya'nın Defenders serisinden Daredevil Black Suit'ini aldım. Aslında ben ikisini de yani hem kırmızıyı hem siyahı almak istiyordum. Fırsat olarak ilk önce bu geldi elime. Diğerini de alıp tamamlamak istiyorum. Heykelimiz Kotobukiya'nın Artifix serisi dahilinde 1.10 ölçekli bir PVC heykel arkadaşlar. Gerek modellemesi gerek boya işçiliğiyle gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde kırmızı olan suit de en az bu heykel kadar başarılı. Bir sonraki hedefim de söylediğim gibi o. Şimdi isterseniz çok fazla lafı uzatmadan incelememize geçelim. Hemen kutu tasarımına bakalım. Alışık olduğumuz Kotobukiya kutularından biraz daha küçük bir kutu var elimizde. Ön tarafta Black Suit içerisinde Daredevil'ı görüyoruz fotoğraf olarak kullanılmış. Onun alt tarafında ise bir şehrin silüeti var. Bu silüet bütün kutu boyunca devam ediyor. Alt tarafta The Defenders Series Daredevil Black Suit'i görüyoruz. Yan tarafta Marvel logosu, diğer tarafta da Kotobukiya ve Artifix logolarını görüyoruz. Kutunun yan tarafını çevirdiğinizde aynı şekilde yukarıda bir Daredevil var. Figürün üst tarafına doğru odaklanmış bir fotoğraf. Alt tarafta Daredevil logosu ve şehir silüeti devam ediyor. Arka tarafı çevirdiğinizde hem kırmızı suiti hem de black suiti yan taraftan gördüğümüz bir fotoğraf var. Şurada detay olarak kablosunu göstermişler sopaların şekil alabildiğini söylemek için. Yukarıda Daredevil logosu var. Diğer tarafta da aynı şekilde devam eden bir kutu tasarımı var. Yukarıda dev bir Marvel logosu ve Daredevil logosu mevcut arkadaşlar. Tipografik olarak yazılmış. Onun dışında bir özelliği yok. Kutunun içini göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi yine plastik korumayla birlikte geliyor parçalanmış olarak. Ki bu parçaları birleştirmek oldukça kolay. Her zamanki gibi yine head sculpt ile başlayalım. Çok başarılı bir modelleme olduğunu söylemem gerek. Modellemesi de boya işçiliği de çok temiz gerçekten. Özellikle boya işçiliğinde hiç taşma renk hatası görmedim ben. Hatta bunu heykelin geneline de yayabiliriz. Sadece head sculpt için konuşmuyorum. Ön taraftan baktığımızda alnının hemen üzerinde küçük boynuzlarını görebiliyoruz. Daredevil'ın gözleri kırmızı ve ifadesi gerçekten etkileyici. Kafa modellemesindeki en sevdiğim noktalardan birisi de maskenin ağız tarafında yani şu gördüğünüz çıplak alana uygulanan boya işçiliği. Dudaklardaki renk geçişlerinden tutun da modellemesinin temizliğine kadar her şey çok hoşuma gitti gerçekten. Bu detayların dışında heykelin arka tarafını çevirdiğinizde maskenin enseyle birleşen noktasını görüyorsunuz. Şöyle yan tarafları da çevirdiğimde şurada ufak kabarıklıklar olarak maskenin dışından da kulaklarını görebiliyorsunuz Daredevil'ın. Hiçbir detay atlanmamış, ben gerçekten çok beğendim. Şimdi geçelim heykelin body'sine. Karakterin anatomik yapısını çok net ortaya çıkarsan bir modelleme var. Ben çok beğendim. Hemen göğsün üzerinde DD logosunu görüyorsunuz. Alt tarafta ise karın kaslarını net bir şekilde görebilmenizi sağlayan bir modelleme yapılmış. Yine aynı şekilde omuzlar, kollar ve eller başarılı modellenmiş. Anatomik yapısını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz suitinin üzerinden. Bu da heykele bir dinamizm katmış. Yani zaten heykelin bir pozlaması var, bir duruşu var. Kaslardaki o gerginlik bu duruşu daha da sağlamlaştırmış. Bu tarz detaylar benim hoşuma gidiyor.
Bunların dışında Daredevil'ın kırmızı eldivenleri var ve elinde silahlarını tutuyor arkadaşlar. Daredevil'ın bel tarafında bir adet kemeri var. Kemerinde ön tarafında sadece bir toka var. Oldukça sade modellenmiş ve güzel bir işçiliği olan kemer. Alt tarafa indiğimizde suit devam ediyor. Yine aynı şekilde söylediğim gibi bacak kaslarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sol bacağının üzerinde sopalarını koyduğu bir holster mevcut arkadaşlar. Bunun içine sopalar girmiyor. Hafif dizlerini bükmüş bir modellemesi var. Son olarak alt tarafta yine güzel modelleme ve boya işçiliğine sahip kırmızı çizmeleri oldukça başarılı gözüküyor. Ben heykeli ilk baktığımda direkt siyah bir suit olarak gördüm. Fakat şimdi incelerken görüyorum ki yer yer metalik siyah tonlar da geçiyor. Güzel bir boya işçiliği yapılmış gerçekten. Özellikle gölgelendirmeler ciddi anlamda başarılı olmuş ki siz bunu fark edemiyorsunuz bile. Biraz detaylı baktığınızda suidin üzerinde bu boya geçişlerini net görebiliyorsunuz. Daredevil 2 adet birbirine tel ile bağlı sopa taşıyor. Bu sopalar elden çıkabiliyor fakat Hoster'a söylediğim gibi giremiyor. Teli de istediğiniz gibi şekil aldırabiliyorsunuz. Bu da heykeli tamamlayan güzel bir aksesuar olmuş. Base yine her zamanki gibi standart mıknatıslı Kotobukiya base'i. Hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacak olursak, Marvel seviyorsanız, Marvel karakterlerini takip edip heykel koleksiyonu yapıyorsanız bence listenize ekleyebileceğiniz heykellerden bir tanesi. Hele ki karakteri seviyorsanız gözünüz kapalı girebilirsiniz. Tam bir fiyat performans canavarı. Gerçi şu yeni uygulamalarla bu fiyat performans kelimesi de çok manasını dolduran bir şey olmuyor, kaybediyor. Çünkü hem gümrük hem vergi hem o hem bu. Gerçekten belimizi her geçen gün biraz daha büküyor ve bizi hobiden soğutmaya başlıyor, ama bu konuyu burada konuşmak istemiyorum. O yüzden tekrardan biz heykele dönelim. Gözünüz kapalı alabileceğiniz heykellerden bir tanesi, özellikle bu seriyi takip edenler için. Buzz Medya'nın sunduğu figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve paylaşmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve figürcünün seyir defteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.